Hep ağrıyor mu 8 yıldır? Yok. Son 5-6 aydır biraz artmaya başladı. Arttı belde. Bir evet. Fıtık, bir sinyal gördünüz. Şimdi kaçıncı seviyede bir şey? 8 yıldır bel fıtığı teşhisi koymuş. Evet. Bu herkeste var diyorsunuz zaten. Yaygın olarak yani ben veya siz de gitseniz MR'a girdiğimizde bizde de iyi kötü bir şeyler çıkar. Burada önemli olan şudur. Kas güçsüzlüğü var mı? Bir de uyuşması var mı? Zaten beyefendi söyledi, yani doktor demiş ki başlangıç seviyesindesin. 8 yıldır bu şekilde devam ediyor. Sizi en çok kısıtlayan durum nedir? Yani günlük yaşantıda. Günlük yaşantıda daha çok yürürken biraz etkiliyor. Yürürken kısıtlıyor. Bu bacaklarım arka tarafına doğru, kaslarım hafiften gerilme gibi. Geriliyor. Evet. Bu bir işaret midir? Tabii ki bir işarettir. Tabii. Çünkü fıtık dediğimiz durum, disk yapılarımız var belde. O diskler biraz bozulduğu zaman sinire baskı yapıyor. Yani biz tabii hasta olarak biz ya da kişi olarak biz bunu bilmeyiz. Uyuşma veya kas güçsüzlüğü olarak hissederiz. Size birkaç test yapalım. Bir bakalım ne bulgularımız var. Tabii, buyurun. Sonra bir birkaç teknik uygulayıp farkını görelim. Yatması mı gerekiyor beyefendi? Oturması gerekiyor. Peki öncelikle. Buyurun efendim lütfen. Şöyle bir oturun. Şimdi şu hareketi yapacağız. Ben göstereyim önce size. Bunu yapacağız. Bir bakalım bir güçsüzlüğümüz var mı? Ellerimiz de şöyle bağlı olsun. Destek almayın diye. Kaldırın lütfen. Siz itmeye çalışıyorsunuz. Evet, itmeye çalışıyorum. Beyefendi, dizi kuvvetli mi? Ona bakıyorsunuz. Evet, sağ dizde biraz bir güçsüzlüğümüz vardı. Sol daha iyi. Aslında bu, yani buradaki güç benim gücü mü, kalçanın gücü mü? Buradaki güç Ebru Hanım bel fıtığı olduğu için burada bir güçsüzlük bekleriz. Ama ne derece onu test ediyoruz. Harika. Bu kas testi, manuel kas testi tamam. Bu bizim kullandığımız. Bir tane daha yapalım. Şöyle, öyle değil özür dilerim. Şunu yapacağız. Tutun burada. Peki, bırakın şimdi bunu. Beyefendi, diğer tarafa bayağı bakalım. Kuvvetli. Evet, sol kuvvetli. Sağ gördüğünüz gibi dayanamıyor. Dayanamıyor mu? Sağ tarafta mı ağrı? Sağ tarafta mı daha çok yoğunlaşıyor? Yok. Uyluk arkasında. İkisine de vuruyor. Yani. Peki yüzüstü yatın, bir de bacak arkası kaslarına bakalım. Tamam. Hani erkek güçsüzlük olabilir. Peki. Evet. Ben iteceğim, siz tutmaya çalışın lütfen. Peki. Bırakın bu tarafından bunu. Gösterirseniz eğer kamera açısından tabii da ki. Tam görelim. Evet. Tabii ki. Ne yapıyoruz şimdi burada da? Gene burada da gene beyefendinin söylediği dizimin arkasında, uyluğun arkasında uyuşma var. Evet. Hissizliğin vesaire. Biz şimdi burada kas gücüne bakıyoruz burada da. Gördüğünüz gibi burada da yine sağ tarafın gücü daha azdı. Solun gücü daha iyi. Ben burada tabii maksimum güç uyguluyorum. Evet. Yani orada işte acaba terapiste bir sıkıntım var ya da test eden hocada bir sıkıntım var diye düşünülebilir. Kesinlikle öyle bir durum yok. Burada ben maksimum güç uyguluyorum. Gördüğünüz gibi tüm gövdeyle ve kişi tutuyor. Peki bırakabilirsiniz. Burada baktığımızda sağ tarafta yoğunlaşmış. Peki şimdi beyefendi bir iki teknik uygulayacağız. Tamam. Belle ilgili. Tamam. Sağ omuzunuza yan yatın. Şöyle. Evet. Biraz benden tarafa yaklaşın. Popoyu getirin. İyi, böyle iyisiniz. Peki, hiçbir şey yapmayın. Allah. Okay. Şimdi manuel bir uygulama yapıyorsunuz. Beli mi rahatlatacaksınız? Evet, burada baskının olduğu yerde biraz rahatlatma yapacağız ve değişti mi veya değişmedi mi diye farkını görmeye peki çalışacağız. Peki, siz hiçbir şey yapmayın lütfen. Bana bırakın hepsini. Peki. Şöyle koyun bacağı. Evet, rahatlayın. Şöyle biraz göbeği tutabilirsiniz. Efendim fizyoterapist, osteopat ve akademisyen Hakan Kaymaz. Hop. Evet. Beyefendiye manuel bir takım hareketler yapıyor. Bel fıtığı i̇yi rahatsızlığı misiniz olan beyefendiye. Peki. Bir de yüz üstüne gelin. Beyefendi iyi misiniz? Gayet memnun. Evet. Rahatladı, bir anda dönmeye başladı fıldır fıldır valla. Yüzü gülüyor şimdi. Evet. Ama bu şurada öyle bir his gerçekten. Bel ağrısı cidden rahatsız eden bir ağrı. Şurada var mı? Aynı derecede. Şurada? Evet, var. Peki. İkinci tekniğimizi de uygulayalım. Sonra farkına bakalım. Bu yaptığım şey kası rahatlatıyorum. Orada sıkışmış. Evet. Kası rahatlatıyorum. Release tekniği diyoruz buna. Peki. Şimdi kalkabilirsiniz. Bir bakalım hakikaten bir değişim oldu mu? Oldu mu bakalım. Öncelikle İyi oturun. Misiniz? İyiyim. Tamam, peki. Beklemiyordunuz değil mi? Çok böyle ani ve hızlı oldu. Güzel oldu. Peki. Güzel oldu. Hoşuna gitti. Oturun lütfen tekrar. Oturun şimdi. Şöyle. Evet. Bir daha yapalım. Az önceki sonucunu biliyorduk. Sağ taraf güçsüzdü.
Peki. Kaldıralım şimdi şöyle. Bir tutalım. Evet. Biraz artmış. Buradaki değişim en fazla aslında yüzüstü yatırdığımızdaki. Evet. Şu bölgedeki kaslarda bekliyoruz. Burada da biraz bir değişimimiz var. Evet. Şimdi, yani ameliyatsız fıtık tedavisi mümkün diyorsunuz. Tabii ki. Evet. Tabii ki kesinlikle. Ameliyata gitmeden önce fıtık tedavisini mutlaka her türlü fizik tedavi yöntemini aynen deneyelim. Öyle. Aynen öyle. Yani burada bizim yaptığımız şey mekanik tedavi prosesi. Yani tedavinin bir parçası. Bırakabilirsiniz. Diğer tarafa bakalım. Değişmiş fıtıkla karıştırılan başka hastalıklar var mı Hakan Ebru Hanım, özür dilerim. Bakınız ne kadar fark etti. Evet. Kuvvetlendi bir anda. Nasıl tabii oldu ki bu? Ben burada baskının olduğu kemiği, omuru bulup orada bir manevrayla, bir manipülasyonla orayı rahatlattım ve hemen etkisini gördüm. Evet. Yüzüstü yatım bir de o daha büyük bir fark etti. Nasıl hissediyorsunuz şu anda? Şu an daha iyi. Bacağınız biraz açıldı. Yani nispeten daha iyi. Nispeten daha iyi. Az önce söylediğiniz işte yürürken ağrı oluyor. Biraz bir yürüyün, bir farkını görün. O çekme hissi gitti mi? Yani şu nispeten azaldı. Peki. Azaldı biraz. Hiç küçücük 2 saniyelik bir işlemle bu bütün bunlar evet, gerçekleşti. Kesinlikle evet. Saniyede yaptığımız bir işlem. Evet. Bir de yüzüstü yatın son retestimizi yapalım. Yani peki, tekniği yaptık. Acaba gerçekten kas değişti mi ya da faydası olmadı mı? Peki. Kollarım yana mı? Hiç önemli değil. Rahat olun. Tutmaya çalışın burada. Lütfen bunları evde kendiniz denemeyin. Bu işi yaptığı için yapabiliyor şu anda. Koyun. Onun için bunun dışında hiç kimsenin burada yapması ve denememesi kaldırın gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok büyük bir fark var evet burada. Yani az önce şimdi ben iyice bütün gövdemle itmeme rağmen bozamıyorum. Yani evet, kasın gücüne karşı gelemiyorum. Kalkabilirsiniz. Evet. Bu teknikleri sakın ola ki Bakkal Mehmet Efendi'den ya da dut ağacına bağlayan teyzelerden, amcalardan yaptırmayın. Fizyoterapistinize, osteopatınıza gitmekte fayda vardır. Öncelikle teşhisinizi olup doktorunuzda sonra